Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı, kısa adı TÜRKAF, yönetim kurulumuzla ülkemizde ve dünyada gündemde yer alan konularla ilgili basınla yapmakta olduğumuz mülakatımıza hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, Türkiye, Doğu Akdeniz'de yapmakta olduğu sondaj çalışmasına Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın kınaması ve aynı anlayışla endişe duyan Rusya'nın açıklamalarını ibretle izledik. TÜRKAF olarak bu anlayışları reddediyoruz. Doğu Türkistan'da soykırım hedefi olan Çin'in stratejik çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nde basında yer almış olduğu halde dünya sessizdir. Buradan ifade ediyoruz. Bir milleti kendi topraklarında, vatanında yok etme çabasındaki Çin komünist yönetiminin Doğu Türkistan esir kamplarını kapatmalıdır. Çin komünist yönetiminin alçaklıklarını insanlık kabul edemez. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları kınama yayınlandığı malumlarınızdır. Aynı anlayışla bir başka değerlendirmeye endişe duyan açıklamasıyla Rusya'nın yaptığını gördük. Doğu Türkistan'da tarihe bakmayanlar bir anda Doğu-Batı dayanışmasıyla bize hatırlatmaktadır ki puslu dönemimizin yol haritası. Neden Türkiye'nin haklılığı karşısında kınama ve endişe duyulmuştur? Türkiye'nin Mayıs ayında Doğu Akdeniz'de Fatih adlı sondaj gemisiyle, Temmuz ayında da Yavuz adlı gemileriyle faaliyetlerine katılmasına çifte standart uygulanmıştır. Doğu Batı'nın hangi noktada buluştuklarını anlamak için kısaca geçmiş tarihi bilerek günümüz dünyasına değerlendirme yapmak bu anlayışları anlamaya yardımcı olacaktır. İnsan zekası sıfırı keşfetti ve ondan çekindi. Buradan baktığımızda Türkiye büyük ve önemli bir ülkedir. Türklerin konumu dünya tarihinin her döneminde önemli yere sahip olmuştur ve varlığını sürdürmüştür. Türkler mazlum milletlere dünyanın her yerinde beklenen umut kaynağı ve insanlık adına sorumluluk taşıyan konumunu göstermiştir. Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri de bu meşru hakkın kullanılmasının varlığı olarak ortadadır. Görmek istemeyenlere ise buradan ifade ediyoruz. Uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan Kıbrıs Rum yönetiminin yanında olmalarında beis görmüyoruz. Ancak Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği dönem sorumluluğuna getirilirken de Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin yaptıkları maksatlı açıklamalarının olduğu Doğu ve Batı'yı anlamaya yetmektedir. Uluslararası insan hakları Kıbrıs Rum yönetiminin haksızlığını kabul edemez ise haksızlığa çanak tutar. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Kıbrıs'ta iki devlet varlığı huzur olmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Rum yönetimiyle iki ayrı devlete karşı hesap içindeki küreseller huzurun ortadan kaldırılmasına çaba sarf etmektedir. Avrupa Birliği Kıbrıs'ta huzursuzluğa çanak tutamaz, tutmamalıdır. Güney Kıbrıs yönetiminin haksızlığına karşı duran Türkiye'ye destek olmaları gerekirken bu açıklamaları TÜRKAF olarak su üstüne yazı yazmak olarak değerlendiriyoruz. Değerli basın mensupları, dünya bu dengelerle meşgul iken doğruyu düşünmek yetmekte midir? Hayır, değildir. O halde uluslararası ihlaller, dini ve milli yaklaşımlarla ortaya atılan düşüntüler son dönemlerin haksızlığı olmaktadır. Vatanlarından uzaklaştırılan insanlara kayıtsız kalan Avrupa Birliği'nin
ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeleri güçlünün haklı olduğunu yaptırımlarıyla tarihe saygısızlık içindedir. İnsanlık tarihi Doğu Batı arasında oluşan tasarrufunun haklının değil, güçlü olanın haklı olduğuna varacak kadar tarihi dersleri bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem bu hakikati 11 Eylül saldırılarının Amerikan kamuoyu üzerinde bıraktığı etkileşimle yaşamış ve bu etkileşim devam etmektedir. Ortada etnik odaklı din adına medeniyetler çatışması kavramını yerleştirmek hayalleriyle iştahları kabaran küresellerin varlıklarıyla karşı karşıyadır. Tarih bize göstermektedir ki küreselciler aynı medeniyetlerin içinde de çatışmaların yaşanmasında varlıklarını göstermektedirler. Özellikle Orta Doğu'da, Asya'da ve dünyanın başka bir coğrafyasında, Doğu Türkistan'da esir alınarak ölüm kaplarında masum ve savunmasız insanları tutarak katletmekte olduğuna ABD'den yayınlanan gazetede dünyaya duyurmuştur. Ve Çin'in bir milleti soykırıma tabi tuttuğu çalışmaları sınır tanımayan vahşiliğin boyutunu 420 sayfalık ibretlik açıklamalarla ortaya koymuştur. Bu 420 sayfalık açıklamaları ABD'de basında yer almasına rağmen neden dünya sessizdir? Birleşmiş Milletleri insan hakları Türkmenlerin esir tutulduğu kamplara girememesine rağmen ve kendi isteği kamplara getirilmesine rağmen Çin'in Doğu Türkistanlılara karşı insanlık zulümlerini yaptıklarını ifade etmişlerdir. O halde Birleşmiş Milletleri üye ülkeler, Avrupa Birliği üye ülkeleri, ABD, Rusya ve İslam dünyası neden sessizdir? Değerli basın mensupları, dünyanın belli coğrafyalarında insanlık ağlıyor. Çin, Doğu Türkistan'daki soykırımın 420'lik sayfalık stratejik uygulamalarıyla yaparken dünya insanlık haklarından dem vuramaz. Dünyaya düzen vermek isteyenlere 11 Eylül'deki saldırılar, kendi ülkelerindeki saldırılara dünya bir anda haklı tepkisini göstermişken Doğu Türkistan'da ve diğer dünya ülkelerindeki vahşetlere kayıtsızlık neden gösterilmektedir? Kime dert anlatacaksınız? Hadi anlat şimdi. Neme lazım diyerek yan çizdi. Ya şu üç parçalı bayrak dikilirken tepene diyerek devam eden şairin ifadesiyle duyarlılığa çağırıyoruz. Hiç şüphesiz ki ülkeler arası siyasette dengenin lehine en çok bozuk olan alan uluslararası ilişkilerdir. Dünyaya yön vermek isteyen ABD, AB, Çin, Rusya'nın istismarlarına had safhadadır. Tarih hakları görmemezlikten geldiğine tarih şahitlik yapmaktadır. Dün 20 Ağustos 1925 tarihli Musul'la ilgili Milletler Cemiyeti'nin raporunda görmekteyiz. Birçok anlaşma ve raporda bugün küresellerin yaptığı ihlalleri görmekteyiz. Sovyetler Birliği dağılırken Hocalı'da modern dünyanın önünde katliam yapıldı. Burada sürgün, acı ve yurtlarından uzaklaştırılan insan tablosuyla karşılaşmıştık. Rusya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmasından duyduğu endişesini Hocalı'da duymamıştır. Gelişme, sağlam kimlik üzerinden çağın getirdiği teknolojik gelişmeler dahil, Türkiye'nin varlığını gösterecek alanda kendini yenilemek mecburiyetinde olduğu ortadadır. Rusya'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmasından duyduğu endişesini anlatmak tarihi geçmişle görülmelidir. Ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tepkisini neden yenileme ihtiyacı duymuştur? Rusya, AB üyesi ülke olmadığı halde bu anlayışlarının yanında olma gereğine neden ihtiyaç duymuştur? Doğalgaz kaygısı neden anlaşılamamıştır? Türkiye Rusya'dan doğalgaz almaktadır. Türkiye Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki haklarının hiçe sayılamayacağını dünyanın gözünün önünde sergilemektedir. Türkiye
Doğu Akdeniz'de de meşru ve tarihi haklarını kullanmaktadır. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutladı. İki Kıbrıs'ta devlet olmanın bütün şartlarını yerine getirmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan dünya samimiyetin temsili olamaz. Çin'de, Doğu Türkistan'da, Orta Doğu'da, Kıbrıs'ta bir örsün üstünde çelikle dövülerek çelikleşen bir uyanmaya, duyarlılığa, insanlık tarihinin ihtiyaç duymakta olduğunu buradan ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.